Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Bol kazançlı aylar dilerim. Şimdi bugünkü hissemiz Fonet. Fonet hissesine bakacağız. Fonet'in durumu nedir diye. Çünkü Fonet'i almışlar, götürmüşler. Bayağı bir dikin yukarı götürmüşler. İnşallah yukarılardan almamışsınızdır. Şimdi nereye kadar düşer diye bir bakacağız. Bugün de taban oldu diyebiliyorum ben. Aynen taban oldu. Şimdi gördüğüm kadarıyla daha hala geleceği yeri var. Yani düştü diye pek aldanmayın. Dikkat edin. Şimdi durumu nedir bir bakalım. Şimdi yukarısına bakmayacağım bu hissenin. Çünkü yukarısı görünmüyor. Yani ha, alıp tutup spek götürürler. Sadece tahtacıda mal vardır. Götürür. Ama diğer türlü bunu aşağı getirirler. Şu trenin içine sokarlar, ondan sonra gider. Şu şekilde yükselir. Şimdi aşağıya gelelim, fazla lafı dolandırmadan. Çünkü bunun bir yani fren yapıyor, düşüyor. Bir düşsün, gelsin. Bir ilk önce trendine girsin. Şu anda trendinin dışında. %18'i var. Bakın en yakın desteği %18. Oradan belki küçük bir tepki yapabilir. Yani tepki yaptırırlar. Şu bandını içine sokarlarsa %28, %29. %29'u var. Ya bu normalde bu hissenin trendi bu. Yani sürekli yükseliş ama trendi bu şekilde. Şimdi telaffuz edemedim. Kusura bakmayın. Yani bu hissenin bandı bu. Bakın şu masum imlecini görün. Ondan sonra şurada bir düşüşünü yapmış. Bakın buralarda ucuzmuş bu hisse. Ha, ondan sonra kaldırmışlar, götürmüşler. Şimdi tekrardan döküyorlar. %40. Ha, alım yeri derseniz yani şuradan ya riski atılmaz ya. 3-5 lira kazanmak için riski atılmaz. Değmez yani. Şu banda girer. Bu banda girdikten sonra bakın %40. Bakın buralarda tepki yapar. %30'da güzel tepki yapar. %40'da güzel tepki yapar. Ama ucuz diyorsanız bakın %50. %49 biraz da düştüğünü kaydını farz edelim. %50. Ha bunun bedava olmasını istiyorsanız beni üzmesin. Yani zarar etmeyeyim. Düşse de hemen toparlasınız diyorsanız bakın %50 ve bakın %50'nin altı. %72. %72. Bu hisselerin bunları var. Tekrar anlatıyorum. %18. %18, %20. Buralarda küçük bir tepki yapabilir. Buraya değdirecekler. Değdirirler de. Burada hafif bir tepki yapar. Aldanmayın gidiyor diye. Tekrardan bu aşağı basabilirler. Nereye basarlar? %29, %40. Ha, %29'dan sonrası yavaş yavaş toplanır. Bakın buraya gelir. Ondan sonra buralara gelir. Buralarda toplanır. Toplama aşaması. Çünkü şurada bir manipüle kısmı var. Ya bu hisseye manipüle de yapılabiliyor. Spek de götürebiliyorlar. Bilginiz olsun. Ama normalde şu bandın içinde tutunursa bu uzun vadede sürekli çıkar. Düşer çıkar, düşer çıkar. Düştüğünün daha da üstüne koyar. Bilginiz olsun. Ama aldığınız yere çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi TL bazında gelelim. Durumu ne? %18. %31.80'di. 31.90. 31.90'ı var. %29. %27.60. %27.60. %40. %23.30.
Bakın 23 lira civarına geldiği zaman bu hisse yani ucuzluyor demektir. %50. 19.45. 19.45. Bu da demek oluyor ki 19.45'e geldiği zaman trendinin içinde yani kendi trendinde ucuz olmuş oluyor. Yani buralarda sıkıntı olmaz. Ha bu 19.45'in altı yani %72'ye gelirse yani 19.45'in altına kırarsa panik yapmaya gerek yok. Soğukkanlıkla toplamak lazım. Soğukkanlıkla. O da ne yapıyor? 11 lira. Aynen 11 lira, 10 lira, 11 lira, 11 lirası var. Bakın 11 liraya kadar getirebilirler. Aa orada şöyle söyleyeyim 19.45'e gelir ya da yani döker, daha erken döker. Daha erken dökerse buralara getirmeyebilirler. Ama tutup her düştükçe millet yani bu kendimiz bizler her düştük bunu alırsak bunu aşağı getirirler. Ha orada nakitte bekleyen de 19'da 20'lerde maliyet edenler aşağı geldikçe maliyetini düşürür ve ucuz almış olur. Ve yukarı gidince de kar eder. Millet zararını çıkartırken biz toplayanlar bu seviyeleri bekledik. Buralardan toplarsak kar ederiz. Sabırlı olmak lazım. Alırken sabırlı olacaksın. Alırken kazanamazsan satarken kazanamazsın. Arkadaşlar Fonet hissesinin durumu bu. Bilginiz olsun. Dikkat etmek lazım. Aşağıları var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz takip etmenizi rica ederim. Teşekkürler.